Oruçtan sonra nasılsın? Sen oruç tutmadan önce Tanrı sana çırağı gönderdi. Yarın sabah bunun için mabede gidip dua etmeyi unutma. Mutlu olmak için de dua et. Hı? O yağmuru hiç sevmez ki. Ama sen seviyorsun, değil mi? O seni çok seviyor ve emin ol evlendikten sonra seçimlerinin hepsini kabul edecek. O tam bir aptal. Öyle söyleme. Sen onunla evleneceksin. Zavallı adam, burnunun nasıl yaralandığını ona sordun mu? Odasında ayağa kayıp düştüğünü söylemişti. Misha bunu neden yaptı? Bu aklına nasıl geldi? Ben nerede yanlış yaptım? Yoksa böyle şeyler hissetmesine sebep ben miyim? Efendim, lütfen beni affedin. Sizin güveninizi kırdım. Farkında olmadan büyük bir hata yaptım. Kendine bakmazsa işte böyle olur anne. İnsanlar başkalarına bakmaktan kendilerine bakamaz kızım. Çok şanslısın. Çünkü senin hayatında böyle biri var. Hepsi... Olamaz. Sanırım o hasta oldu. Kendine bakacak birini bulup en kısa sürede evlenmesi gerek. Sadece birkaç gün daha. Hı? Birkaç gün mü? Tanrı bilir ne zaman değişecek. Çok dikkatsiz biri. Ben evlenince ne yapacak peki? Devar. Ne oldu? Yarın benimle törenden sonra gelir misin? Ceket almak istiyorum. Ama o hiç kendine bakmıyor. Bu harika işte. Onu düşünüyorsun. Çok iyi. Düşünmek mi? Bunların sorunu ne böyle? Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Bu sabah hep birlikte kahvaltı yapıyorduk da babaannem gitmeme izin vermedi, o yüzden geciktim. Gidelim mi? Ranvir, hala bana kızgın mısın sen? Sana açıkladım. Dün yaşanan her şey bir yanlış yorumlamadan ibaretti, başka bir şey değil. Demek Ranvir bana tavır alıyor ha? Hadi hemen arabaya bin. Garima bizi bekliyor. Eğer benimle bir sorunun varsa neden birlikte gidiyoruz? Her neyse, ben onun yanına yalnız gidebilirim. İşte biz oraya işhane için gidiyoruz. İkimiz gideceğiz, onu bulacağız ve onunla konuşacağız.
olamaz. Bu olmamalı. Yine ne oldu? Garima mesaj gönderdi. Onun işi çıkmış. Bugün bizimle buluşamayacağını söyledi. Şimdi biz ne yapacağız peki? Bir adım atıyoruz, iki adım geriliyoruz. Garima uzattıkça uzatıyor. Bizim zamanımız kalmadı. Hey çocuklar. Nereye gidiyorsunuz? Yoksa Çırak'ın evine mi? Hayır. Neden? Hayır, ben Çırak'ın evine ceketi vermeye gidiyorsun zannettim. Ceket mi? Bu sabah İşhan'ın Çırak'a aldığı ceket. Teyze, dün gece o kadar çok hapşırdı ki ben de endişelendim. O beni dinlemeyecektir. Sen onu azarla. Kendine hiç dikkat etmiyor. Sen çok haklısın. Yakın zamanda onu evlendirmemiz gerek. Sadece karısı onunla ilgilenir. Çok yaşa Ranvir. Ranvir, bu arada evlenmenin faydaları var. Evlenmeden önce aldığım hediyelere bak. Kim bilir evlendikten sonra neler gelir. Sadece şunu söyle. Birisi evlenmekten vazgeçerse düğün öncesinde gelen hediyeleri geri vermek gerekir mi? Devaş! Kapa çeneni. Saçma sapan konuşma. Teyze, lütfen ceketi ona ver. Onun ceketi yok. O yüzden gece sıra sıklama oldu. Dışarıda çalıştığında ıslanmasını ve hasta olmasını hiç istemiyorum teyze. O beni hep düşünüyor. Sanırım ben de onu düşünebilirim. Sen de o ailedensin İşhan. Önce canımızı yakarsınız. Sonra da merhem sürersiniz. Paramızın olmaması kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Bugün beni yaktılar, yarın belki de seni öldürürler. Babaannemin söyledikleri yüzünden üzgün. Anlaşılan o çok kırılmış. Bunu Ranvir'le konuşmalıyım. Eğer hiç kimse Çırağın evine gitmiyorsa DVD'mi getir lütfen. Hala geri vermedi. Unutmayın, tamam mı? Lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Ranvir, şimdi ne yapacağız? Başka bir yol bulacağız. Garima'ya bir şekilde ulaşacağız. Bu ceket sadece bir oyun. Düşünüyormuş. Ama benim oğlum yine umutlanmaya başlayacak. Onun acı çekmesine asla izin vermem. Yeter. Bu ceketi giymesine izin vermeyeceğim. Ranvir şu anda gerçekleri göremez. Şimdi ona yalanlarını göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.